aşkım. Oğlum benim, güzelim. Bak burası bizim bahçemiz anneciğim. Sen burada koşacaksın. Şuraya ben havuz kuracağım, plastik. Sonra plastik ördek alacağım. Gerçek ördek almam sana çünkü ananı Bursa'da ördek ısırdı. Sen büyüyünce anlatacağım ben o hikayeyi de sana. Aşkım. Canım. Yasemin. Canım. Yasemin çok güzel. Maşallah de ne olur. Maşallah. Babasına benziyor. Çok güzel. Kız. Nişanlandın mı sen? Deliye bak. Nişan yüzüğü bu eli takılmaz ki, buna takılır. Yok. Biz Bora'yla evlendik. Yalan. Aa! Ay tebrik ederim seni. Vallahi çok mutlu oldum. Yasemin ama kimse duymasın, olur mu? Aramızda kalsın. Kız sen deli misin? Nikahsızken kimse duymayacak, nikahlıken davul zurnayla bildireceksin. Allah Allah, bir cinsiniz ha siz de. Yok, ben alışamadım hala da o yüzden. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz o kadar badire atlattık seninle. İnsan bir düğüne davet eder. Korkma, vallahi bir çeyrek takardım sana da. Yasemin o yüzden değil, olur mu öyle şey? Biz zaten kendi aramızda yaptık. Öyle gündelik kıyafetlerimizle gittik el ele tutuşup. Hatta nikah şahitlerini de oradan bulduk. O yüzden. Şimdi moda biliyor musun? Böyle yapıyorlar. Düğün dernek zoru oluyor. Aslında akıllıca. Düğün dernek ne zaman? Ona geleceğim artık. Yok düğün dernek. Alaturka adetler onlar Yasemin. İstemiyoruz biz öyle şeyler. Vallahi çok yadırgadım bunu. Bu bizim geleneğimiz. Niye Alaturka olsun? Elin adamı evleniyor. Kiliseden başlatıyor gelinin duanı. İki sokak öteye kadar devam ediyor. Biz utanıyoruz. Gelinlik giyeceksin ama değil mi? Giymeyeceğim. Nasıl giymeyeceksin? Kız pişman olursun sonra. Gelinliği giy bak, dinle beni. Yani... aslında gelinlik fena olmaz. He. Ama öyle ben... yani Bora'ya düğün meraklısı gibi görünmek istemedim. Hem onca masraf, ne gerek var? Bak bir kere sen Bora'ya olduğun gibi görün. Gidip düğün salonunda evlenirsen masraf tabii. Yok canım, düğün salonunu istemem zaten. Ay. Olsa belki bir kır düğünü falan fena olmazdı. Sen kır düğünü mü istiyorsun? Yani mesela. İstiyorsun, istiyorsun sen. Utanıyor istemeye. Kız burası kır işte. Ağaç var, yaprak var, toprak var. Böyle para da istemiyorum. Sıfır. Ay! Çok kısmetlisin sen. Daha iki hafta önce bir gelinlik siparişi aldım, yaptım. Kızı sevgilisi aldattı, iptal oldu. Ben de duruyor. Aa, kilolu milolu kız ama buradan sıktı. Çok yakışır sana. Yemin ederim. Kasetler de var. Kına gecesi kasetlerini ben saklamıştım. Ne böyle hemen aşağı alıyorsun? Bunca yıldır gelinlik yapan biri olarak söylüyorum. Bizim düğünler tangoyla başlar, lorkeyle biter. Vallahi öyle bak kızım, sizinki de öyle olacak. Lorkeyle bitecek. Abreye yazıyorum. Yapıyor muyuz düğünü? Düğünümüz olacak. Sen alay biliyor musun? Bak. Lorke, lorke, lorke. Çok klişe olacak ama insan kendini böyle görünce bir tuhaf hissediyormuş. Ya Burcu Hanım, boşa demiyorlar her genç kızın rüyası diye. Vallahi çok güzel oldu. Bak ben burasını daha daraltacağım. Sanma ki böyle kalacak. Hı hı. Çok güzel olacak. Beline oturacak, inceliği çıkacak belin. Bunu bana ısmarlayan kadın biraz tombikçeydi. Ay yazık ya. O da son anda vazgeçti evlenmekten. Nasıl ağladı tokur tokur böyle. Yazık. Yasemin, ben önce Bora'yla mı konuşsaydım? Yani belki istemez o düğün falan. Deli misin sen be? Ona ne? Ona ne ki? Sen gelinsin. Gelin demek, düğün demek. Bu kadar. Çok güzel oldu yalnız, bayıldım. Gamze! Yavrum! Gel, gel. Allah aşkına bak. Burcu ablanın güzelliğine bak. Kuğuya benzemiyor mu şu anda? Ha? Merhaba Burcu abla. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sınav stresini atamadı mı hala? Sınav stresi değil de... bu sefer de bir üniversite stresi başladı şimdi de. Ama ne yapsın Yasemin? Çok zor karar. Bütün hayatını etkileyecek. Umarım her şey istediği gibi olur. İnşallah benim istediğim gibi de olur tabii. Tamam. Yasemin. Ben artık gideyim, Bora'yla konuşayım. Bu arada... gelinliği sahibi gelir istemez değil mi? Deli misin kız? Evlilikten vazgeçti diyorum. Ağladı mı ağladı. İstemez. Bana bak.
Sakın buraya Boracığım yapabilir miyiz filan deme. Yapıyoruz. Ne diyeceğim? Yapıyoruz. Bu kadar. Tamam. Çok güzel oldu maşallah. Vallahi güzel oldu. Tamam. Sindi benim içime. Benim de. Abla seni de alacağın olsun çocuğum. Hiç demiyor ki benim anam bile olsa, ya stresten sütü kesilirse bilmem ne olursa. Anayım ben ya. Ben nasıl seni Ankara'ya salayım böyle? Büyünce anlayacaksın. Bakayım anan sağ olacak mı o zaman? Yasemin harika olmuş. Ay sanki benim için dikilmiş gibi, ellerine sağlık. Canım benim ne demek? Sen iyi bir avukatsın. Ben de koskoca abiyeci Yasemin'im canım. Olacak o kadar. Esas biz bu eteklerin ucunu bir bastıralım, sen o zaman gör. Ayakların da takılmaz. Yasemin, hiç tahmin etmiyordum ama düğün işine bu arada tamam dedi. Arkadaşları falan çağırırız dedi. Biz öyle arkadaşları çağırırız dedik ama sakıncası var mı Yasemin? Celi'ye bak, bana ne? Sizin düğününüz, istediğimi çağır. Olsun, mekan da senin mekanın. Yok, ben komşuyum. Bir laf vardı, neydi o? Komşu komşunun külüne. Külüne mi muhtaç? Bahçesine de muhtaç. Tamamdır bu ya. Bu arada Bora müzik işini de ayarladı. Güzel. Gamze de arkadaşları bahçeyi tanzim edecek. Yasemin ben diyorum ki saçıma şöyle büyük bir toka mı taksak? Aa, olmaz. Yok yok. Buna toka değil de buna ne olur biliyor musun? Ne olur? Bak ben sabah gideyim. Buna 2 metre tül kestireyim. Büzdüreyim onu, çok güzel olur. Neydi İngiltere prensesinin adı? Middleton. Kate, Kate. Heh. Bizim Kate gibi olursun. Vallahi ondan da güzelsin zaten. Çok güzel oldu, çok. Yasemin. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Deliye bak, ne demek? Ben senin başını ne kadar belaya soktu. Hiç olmazsa bir teşekkür, özür gibi bir şey bu. Aman boş ver. Ben unuttum onları. Geçti gitti. Esas bir şey söyleyeceğim. Siz mahalleye yeni taşındığınızda, ama saflıktan yemin ederim, ben biraz mahalle baskısı yaptım değil mi, nikahsızsın falan diye. Biraz. Ama nikahlandınız neticede bak. İyi olmadı mı? Oldu. Çok sağ ol Yasemin. Maşallah, maşallah, maşallah. Güzel güzel. Güzel kız, güzel. Gamzeciğim ya, acaba diyorum şu dallara da mı tüller alsak? Böyle rüzgarda uçuşur, güzel olur ha? Tül. Tamam, ben o annemin artık kumaşlarından bir şeyler bulduk. Asarız biz arkadaşlarla. Süper, tamam. Müzik grubuna ne oldu? Gelmiyorlar mı hala? Ayarladım hayatım, birazdan gelirler. Ne demek birazdan Bora'ya? Ya nerede kaldı bunlar? Sormayacaklar mı bana? Gelirim ben, ne çalacağız diye sormayacaklar mı? Ay, doğum günü mü kutluyoruz Bora? Bu ne özensizlik? Tamam hayatım. Arıyorum, hemen öğreniyorum neredelermiş. Bir zahmet. Sen merak etme. Gamze. Yasemin hala gelmedi. Acaba gelinliği bitiremedi mi? Yani hala gelmediğine göre... Of. Nasıl gidiyor? Burcu abla terör estirmeye başladı. Hani düğün istemiyordu? Ben de öyle biliyordum ama... Düğün telaşına düşünce içinden bir canavar çıktı. Benim şantiyeye gitmem lazım. Sen tek başına halledebilir misin? Evet, evet. Ha Sinan abi, sen düğüne geç kalmazsın değil mi? Geç kalmak mı? Yasemin'in diline düşmeyi kim ister? Seni arıyorum. Yapacaksın değil mi küçük pizzalarından? Bakarız hayatım. Aa, bakarız deme. Bak Burcu düğün istemiş, Yasemin bahçesini açmış. Ben de dedim ki yardım edeceğiz. Senin şu küçük pizzalarından 3 çeşit yapsan yeter. Hayatım benim şimdi öyle düğün müğün düşünecek durumum yok, ne olur ya. Ay Ömerciğim. Melek gitti diye üzülüyorsun. Ama yapma. Kendi isteğiyle gitti. Ne kadar mutluydu kuzeninin yanında. Bilmiyorum Elif. Umarım öyledir ya. Aa, o ne demek? Kendi gözümüzle gördük, ne kadar mutluydu. Hem ne olacak ki, gezecek, dolaşacak, sonra da bizim yanımıza dönecek. Bana pek dönecekmiş gibi gelmiyor Elif. Daha neler? İstenmediğini düşündü. Bence o yüzden gitti. Hayatım yapamadım ya. Onu ailemizin bir parçası yapmayı beceremedim. Ömer.
Ömer'cim, kendini suçlamaktan vazgeç artık. Olaylar böyle gelişmedi, sen de biliyorsun. Evet ama işte giderken böyle arabada bana dönüp el sallaması hiç gözümün önünden gitmiyor hayatım. Üzülmeye devam edeceksin yani. Bence yapma. Çünkü ona çok iyi gelecek bu gidiş. Çok güzel eğlenecek kuzeniyle, Mutlu Mesut. Geri dönecek aramıza işte. Hadi artık silkelen kendine gel. Ve bana yardım et. Hadi. Gel. Hadi bakalım. Şimdi sen pizzalarını yapmaya başlıyorsun. Ben de giyiniyorum. Nermin'e pastada yardım ediyorum. Tamam. En sonunda büyük beyaz bir örtü bulduk ama bak ütülemeden getirmişler. Neyse bazı yerleri çekiştirdim düz olsun diye. Elif'ciğim sen şunları güzel güzel tek tek dizer misin canım? Tabii tabii. Sunum çok önemli. Evet, böyle mi dizeceğim? Hı hı, öyle. Tamam. Elif! Ha canım. Ya Elif, Yasemin hala ortalarda yok. Telefonu da evde kalmış. Ay işe uzamıştır onun ya, gelir. Sen niye gelinliğini giymeye başlamadın? Çünkü gelinlik onunla birlikte. Nasıl Yasemin de o duva kalmaya gitmişti. Gelinlik içeride değil mi? Hayır değil, götürdü. Etek ucuna bir şey mi yapacakmış ne? Ne olacak? Aa iyi dedin. Ne olacak? Bir şey söyleyeceğim. Yasemin her şartta gelir mutlaka. Ama hani ben seni rahatlatmak için söylüyorum. Eğer yetişemezse benim yatağın altında bazada gelinliğim duruyor. Kıyamamıştım, saklıyorum. Tertemiz duruyor. Onu denersin istersen. Elif'ciğim sağ ol. Ya kusura bakma ama senin gelinliğin bana olmaz ki. Affedersin ama yani bu 4 çocuk doğurmuş halim. Ondan önce ben seni yarın kadardım. Ay bilmiyorum sen derdine yani içine sığabilecek misin? Peki tamam. O zaman biraz daha Yasemin'i bekleyelim. Gelmezse sana gidip alalım gelinliği, tamam? Tamam. Anlaştık. Gelin gün senin günün. Tadını çıkar. Tamam. Elif! Hani bunları güzel güzel dizecektin? Geliyorum. Nermin. Alo. Evet. Nasıl? Nasıl? Dondurma 2-3 saat sonra mı gelecek? İsterseniz bunu yarın gönderin bana. Ben davetlilere göndereyim postayla onu. E düğünümüz var diyorum, anlamıyor musunuz? Elif, sen bunları güzel güzel diz. Ben dondurmayı alıp geliyorum hemen, tamam? Tamam, tamam. Ah Nermin, ben de Kudret'i evde bıraktım. Önden ben yardıma geleyim dedim. Çok iyi ettin. Tepsilerin hepsini içlerini düzenlememizi söyledi. İstersen şununla başlayabilirsin. Tamam. Ay Zeliş, çok güzelsin. Ay canım, teşekkür ederim. Ucuzluktan almıştım pazardan. Atı vermiştim dolaba bir gün giyerim diye. Kısmet bugüneymiş. Hah. Elif'ciğim ne yapıyorsun? Ya üstünde unutmuşsun, söktün görünüyordu. Elif teyze. Ha canım. Ya annem nerede biliyor musun? Çınar Uyan da hala gelmedi. Gelmek üzeredir anneciğim. Ama sen Çınar'ı yalnız bırakma, tamam mı? Hadi güzel kızım benim. Elif. Hah. Yasemin'in geleceği yok. Bence biz sana gidelim gelinliği alalım. Tamam peki. Kızlar bana bakın, tepsilerin hepsini düzenlemenizi istedi Nermin. Vallahi canınızı yakara. Biz gidip geliyoruz hemen. Hadi. Burada düzeltecek bir şey yok ki. Elif olur inşallah. Ya olmazsa? Olur ya. Ya da yani sen deneyene kadar Yasemin gelmiş olur zaten. Arkanda. Ay. Tamam mı? Tamam. Yani çok uzun zaman oldu tabii, modası geçmiş olabilir ama. Benim için çok güzeldi. Beğendin mi? Bayıldım Elif. Harika bir şey bu. Necla giyer diye saklıyordum ama önce kısmet sanaymış. Sağ ol. Hadi bakalım. Tatam. Çok güzel oldu. Ayakkabılarım da var. Kaç numara giyiyorsun? 37. Bunlar 38 ama kalıp var. Kalıp koyarız içine, oluverirler. Bak. Sağ ol Elif. Ya ama ben kırmızı ayakkabı giymek istemiştim. Uğruna inandığımdan. Yani tabii ki tercih meselesi. Var mı kırmızı ayakkabın? Yok. Ama Bora'ya söylerim. Bir koşu gider alır.
Bir koşu kırmızı ayakkabı. Yapıversin bir şey bir zahmet. Ömer, kapıyı açar mısın? Bizim işimiz var. Tamam, bakıyorum. Burcu buradaymış. İçeride Elif'le beraber girsene. Evleniyorsunuz demek ha? Ya nikah kıyıldı da işte Burcu düğün isteyince. Yani kadınlar ister. Kadınlar her şeyi ister abicim. Yani. Tatam! Buracığım hemen ayakkabı alman lazım. Hemen hemen. Çok güzel olmuşsun. Beğendin mi gerçekten? Canım, hemen ayakkabı almaya gitmen lazım. 37 numara kıpkırmızı bir ayakkabı. Lütfen, lütfen. Çok acelemiz var. E var ya senin öyle ayakkabın. Ha, nar çiçeği o canım. Ben kırmızı istiyorum. 37 numara kırmızı. Hadi, hadi lütfen, lütfen, lütfen. Ne fark eder? Nereden bulacağım ben şimdi o ayakkabıyı? Boracığım fark eder. Ben kırmızı istiyorum. Alışveriş merkezine git, bir yere git. Ne yapayım? Bul işte bir şekilde. Acelemiz var diyorum. Ya da dur. Şimdi sen tek başına beceremezsin. Ben de seninle birlikte geleyim. Şimdi ben beğenmem falan. Elif yardım eder misin? Tabii ki. Hemen değiştireyim. Gelin heyecanı. Şuraya geçelim. İstemiyorsan almak zorunda değilsin. Yani biraz mızmızlanır. Evde olanı giyer. Olur biter yani. Ya bugün onun günü. Madem istiyor. Kendin bilirsin. Yani. Ama yani daha böyle ilk günden hiç dedin evet diyecek olursan. Oho, senin işin zor, ben sana söyleyeyim. Bugün düğün der, ayakkabı ister. Yarın başka bir şey ister. Sonu gelmez bu isteklerin. Sonra bir bakmışsın. Hayatınızla ilgili bütün kararları o veriyor. Sen de böyle oturup duruyorsun. Taviz verme Bora. Tavrını koy yani. Sonra bir bakmışsın. İş işten geçmiş. Ben çıkalım. Ben ayakkabı almaya falan gelmiyorum. O ne demek ya? Neyin varsa onu giy. Boşaltma beni. Duvak. Ah, duvağı göstermedim ben sana. Nasıl güzel bir duvağın var. Bayılacaksın. Gel sen benim. Gel. Aferin Bora. İşte böyle. Niye ters edi bu şimdi beni böyle anlamadım. Düğün stresi. Her düğün gününde böyle şeyler mutlaka olur. Gelinle damat saçma sapan bir sebepten böyle kavga ederler, geçer gider. Heyecandan sesinin tonunu ayarlayamadı. Sen boş ver. Ben demin sana söyleyemedim üzülme diye. Bu kırmızı ayakkabının uğru falan yalan. Benim bir arkadaşım da inandı, düğünde giydi. Birinci senelerini doldurmadan boşandılar. Allah korusun. Resim de kaçtı zaten. Hem bugün bizim en mutlu günümüz. Bir ayakkabı için sorun çıkarmayayım değil mi? Aferin sana. Gelin ayakkabısına gelince. Beyaz ayakkabı her zaman klasiktir ve modası geçmez. Çok rahatlar ha. Deneyeyim. Şey, buna kalıp koyacak mısın? Koyacağım, koyacağım. Ama sen bir dene. Burcu saçmalama. İki yetişkin gibi konuşup bu işi halledeceksiniz. Hayır Elif. Bitti bu iş, tamam. Hayatını yaşamak istiyormuş, yaşasın işte. Ya sen anlamıyor musun? Hayatı diye bir şey yok. Siz karı kocasınız artık. Hayatınız var. Aa, bak beni sinirlendirme. Yürü. Yürü de. Yürü. Aa, bu ne be? İki çocuk gibi. Yaklaş. Ayakkabı yüzünden kavga mı edilirmiş? Ayakkabı yüzünden değil Elif. Herkesin içinde bağırdı bana. Bir de neymiş? Hayatını engelliyormuşum. Engelliyorsun işte. Ya ne var yani yatak odasına bir televizyon koyuversen? Ben seninle konuşmuyorum. Asıl ben seninle konuşmuyorum. Bu ne ya? Beğendin mi yaptığını? Aralarını bozduğun gibi düzelt hemen. Bana bir bakın bakalım siz.
Bence siz en doğru karar verdiniz arkadaşlar. Siz hiç evlenmeyin arkadaşlar. Bir an önce gidin. Şimdi o nikah falan iptal ettiğin olsun bitsin bu iş. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin Ömer? Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum Elif. Sen hiç merak etme. Bunlar daha ilk tartışmadan böyle ayrılık falan konuşacaklarsa oho! Ayrılın olsun bitsin bu iş. Çünkü bu daha hiçbir şey değil arkadaşlar. Evlilik öyle bulutsuz güzel günlerden ibaret değil ki. Daha ne fırtınalar kopacak siz biliyor musunuz? Alıp başınızı gitmek isteyeceksiniz. Ama gitmeyeceksiniz işte. Evlilik budur. Evlilik böyle dertler boynunuzu açtığında, birinizin kara dediğine öbürünüz ak dediğinde gene böyle yan yana durabilmektir evlilik. Sabah kavga edip akşam sevgiyle sarılabilmektir. Aptallıklar yaptığınızda birbirinizden özür dileyebilmektir evlilik. Çok özür dilerim hayatım. Sabah sana bir sürü afra tafra yaptım. Sen meleğin hayatını kurtarmak için canını ortaya koydun. Ben çocuk gibi davrandım. Özür dilerim. Önemli değil. Şimdi anladınız mı? Evlilik budur işte. Yok bunu yapamam diyorsanız siz böyle baştan bırakın gitsin siz bu işi ya. Hala ayakkabı istiyorsan gidip alalım. Sen de eğer istiyorsan evin her yerine televizyon koyabilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.